Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yalır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu şekilde siyahtan tek renk bir model tarif edeceğim. Bu elimde gördüğüm arkadaşlar cam sil hortum, biliyorsunuz ara ara kullanıyorum, çok uzundu. Kameraya sığmadığı için bir de çevrim açısından ekranda çevirmesi zor olmasın diye böyle ucundan biraz işime yarayacak kadar şöyle kestim arkadaşlar. Yani bu elimdeki aparat cam sil hortumu. 3 numara şiş de olur. Çay kaşığı karıştırıcısı da olur. Çay karıştırıcısı da olur. Evet. Şimdi arkadaşlar yine iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Modelim de şu şekilde. Evet arkadaşlar, bir tanesini bu şekilde yakından göstermişler. Modelim bu. Şöyle siyah yemeninin üzerine şu şekilde bakın. Maviler, pembeler, kırmızılar böyle rengarenk yapmışlar. Siyahın üzerine de her renk çok güzel yakışıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şuradaki bir tanesi daha açık çekilmiş. Biraz onlar normal resimde de fazla açık değil arkadaşlar. Şimdi ben de bunu tığa çevirdim sizler için. O siyah yazmada olduğu için arkadaşlar ben de bu şekilde siyah bir şerit üzerinde, hani siz de siyah üzerinde nasıl tığa çevrildiğini görmeniz için böyle siyah şerit üzerinde yaptım. Bir tane çıkardım aynısından, bakın eğer kıyaslayın, birebir aynısını sizler için yapmaya çalıştım. Bir tane de sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şöyle yakın plan göstereyim arkadaşlar. Daha net inceleyebilirsiniz. Elimi koymadan sanki daha net çıktı. Evet. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakın 3 tanesi burada tığ battı mesafesine girecek. 7 tanesi de bize kalacak. Ara suyu olarak 10 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi veriyorum. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 10 tane tığ battı ara mesafesi vermemiz lazım. 3 tane zincirimi çektim. Buradaki hemen yanındaki tığ battıya girip bakın arkadaşlar şöyle yakından bulaşmadan yavaşça gösteriyorum sahte sık iğneyi. Üzerine bir zincir çekiyorum. Tığımdaki ipten geçiriyorum yani. Bu şekilde arkadaşlar elinizin sık veya gevşek olması fark etmiyor. Sahte sık iğne tıpkı zürafa gibi durduruyor. Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen bir tane tığ battı mesafesi bırakıp ikinci tığ battımın içine 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip şöyle ipimi uzattım arkadaşlar. Aparatımı alıp ilmeğimin arasından şöyle geçireyim kamerada. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Hemen giriyorum. Dibinde bir iki zincir. Bu kirpiklerin düzgün durmasının sebebi arkadaşlar bu şekilde iki zincir ve dibinin birinci zincirinin çok sıkı çekilmesi. İkinci zincirden çok şu birinci zinciri ne kadar sıkı çekebiliyorsanız o kadar kalıp gibi inşallah bu kirpikleriniz olur. Şimdi bir iki zincir taktım. Şöyle. Bunu bu şekilde arkadaşlar 10 tane yapacağız. Bir iki zincir taktım. 4 oldu. Beş oldu. Şimdi 5 tane yaptık arkadaşlar. Şöyle kenara doğru çekiyorum bakın. Öbürlerinin de sığması için. 5. Yuvanız ne kadar küçük trabzan bu yuvası deliği küçük olursa o kadar güzel duruyor arkadaşlar. Ve 2 3 6
6, 7. Sona doğru gevşiyor arkadaşlar. Bakın başta yaptıklarınız dar oluyor, sonra da çünkü arttıkça gevşek artıyor. Şöyle sıkmayı unutmayalım. O zaman daha böyle kalıp gibi çıkacak inşallah. Kirpikler, hani yapamayan arkadaşlar için bu kadar net anlatıyorum. Yapanlar için değil. Bakın buradakinden çıkardığımız zaman buradakinin boyutu farklı oluyor. Çünkü sona doğru sadece yapıp artıyoruz. Yapıp artıyoruz. Boyutunu çıkacağı zaman ne halde çıkacağını düşünmüyoruz. O yüzden biraz daha arkadaşlar özen göstererek bu şekilde dibindeki zincirimizi, püf noktaları bu. Dibindeki zinciri sıkı çektiğiniz zaman bir de bunu bu şekilde kalıplayın, sıktırın. O zaman kalıp gibi çıkacaktır. Ağzı gözü dağılmış halde çıkmayacak yani inşallah. Bu şekilde. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın yuvadan girip şimdi 3 tane zincir çekeceğim buraya. 1, 2, 3 zincir. Zincirimi çektim. Şöyle 2 tane tığ battı mesafesi vereceğim. Çıkarmadan önce. Hemen girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Bakın dibinden 2 tane bu şekilde tığ battı mesafesini verip sık iğne ile yine tutturdum ikinci tığ battımı. 2 taneyi verdikten sonra aparattaki ilmeklerimi çıkarıyorum artık arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın kamera karşısında daha güzel yapacağınıza eminim. Kirpiklerimiz bu şekilde dışarı çıktı. Bakın şimdi ters tarafına dönüyorum. İkinci tığ battımın içindeyim. Direkt hiç zincir çekmeden ilk kirpiğimi buraya sabitleyeceğim. Bakın arkadaşlar sahte sık iğne ile bu şekilde buraya sabitledim. 1, 2, bir de sahte sık iğne ile yapmıştık 3 zincirimiz. Hemen sıradaki ilmeğimi bu şekilde sabitliyorum. İpimi esnettiğim için böyle zürafalarım incecik oluyor arkadaşlar. Bu şekilde başa kadar geliyorum. Tüm ilmekleri üçer zincir çekerek topluyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir sıra böyle ilmeklerimden üçer zincir alarak tamamladım. Şimdi bu başta olduğu gibi ikinci tığ battının içine ilmeğimizi kapatmıştık. Bu başta da İkinci tığ battığımızın içine ilmeğimizi arkadaşlar bakın bu şekilde sahte sık iğne yaparak kapatıyorum. Yine 3 zincirimi çektim, çevirdim. Hemen buraya bu şekilde kapattım. Sahte sık iğne ile zürafalarımız çok güzel duruyor. İğne yuvası gibi duruyor yani. Şöyle diktik. 3 zincir. Sahte sık iğnenin sadece baştakini arkadaşlar rahat bırakın içinden geçmek için kolay oluyor. Şunu sıkmayın yeter ki ilmeğinizi. Şöyle bu şekilde başa doğru gidelim. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. İki, üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Sıkı sıkı olursa zincirlerimi şöyle kalıp gibi. Bir, iki, üç. Kirpiklerimiz olur arkadaşlar. Evet, şimdi şuradaki araya da bu şekilde bir tane tığ battı yapacağız. Çünkü direkt tığ battıya geçersek putluk oluşuyor arkadaşlar. Güzel durması için yine 3 tane zincirimi çektim. Sıkı sıkı 3 zincirimi çektim. Şöyle daha yakınlaştırayım. Bakın buradaki aradan hemen direkt girmiş oluyoruz zaten. İlmek içeride kalıyor. Biz buraya bir tane yuva yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde güzel duruyor arkadaşlar ilmeğimiz. Şimdi direkt bunu hiç zincir çekmeden sıradaki boş olan tığ battıya
Bu şekilde sık iğne ile sabit. Bakın çok hoş duruyor arkadaşlar. Yoksa direkt tığ battıya geçtiğimiz zaman potluk oluşturuyor. Şöyle göstereyim. Şimdi yine buraya 10 tane tığ battı ara mesafesi verip bu şekilde yeniden bir tane motif yapacağız. Tığ battımı biliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı. Yandaki tığ battıma girip bu şekilde buraya sabitliyorum. 3 zincir. Şöyle sıradakinden içinden bir tane ilmek. Tığındakinden 2. 3 zincir sıkı sıkı tığ battıdan bir ilmek. Şu tığdaki ipinizi sıktırırsanız geçmesi zor oluyor içinden. O yüzden arkadaşlar püf noktası olarak sadece sahte sık iğnenin hani zorlanıyoruz diyenler için bu şekilde tarif ediyorum. Evet. Alt yapımız, çimenimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar yapımı. Sonra rengarenk bu sık iğnelerden koyacağız. Çok hoş oluyor. Bakın arkadaşlar üzeri de yuvaları yapıldığı için dört kenarını yapıp sonra da bu güllerini, sık iğnelerini, tepesindeki taşları takabilirsiniz. Hiç bozulmuyor bakın. Şişten çıkarıp üzerine de ikişer, iki tane yani tığ battı yaptık. Bir alttaki bir üstteki. Bu şekilde dört kenarı yapıp ondan sonra da rengarenk sarılar, maviler, pembeler böyle koyarak güzel bir tülbentiniz olacak. İğne boyası görünümünde. Evet şimdi bu sık iğnelerin yapılışına geçelim. Şimdi çiçeğimizin şöyle ters tarafını çeviriyorum. İkinci tığ battımın içine bu şekilde ipimi sabitledim. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle bir de sık iğne 9 arkadaşlar. Bakın bir tane tığ battı mesafesi bırakıyorum. Şimdi 9'ar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıma bu şekilde sabitliyorum. Yine 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıp bu şekilde. Yine 9 zincir. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıp ikincinin içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın burada arkadaşlar toplam 5 tane bu şekilde yuvamız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bıraktım. İkincinin içine sık iğne ile sabitledim. Hemen arkadaşlar bakın bunu şuraya da sabitliyorum. Yandaki tığ battımın içine. 1, 2 zincirimi çektim. Şöyle düz yüzüne döndüm. Hemen sık iğneyle buraya bir tane kirpik yaptım. Şimdi arkadaşlar bu yuvamızı sahte sık iğne ile bu şekilde ikişer zincir çekerek dolduruyoruz. Sabitledim. Bakın böyle minik minik kirpiklerimiz oluşuyor. 2 zincir. 3, 2 zincir, 4, şöyle elimle de sıyırayım arkadaşlar. Bakın köşeye doğru elimle de bu şekilde sıyırıyorum. Yine 2 zincir, yine yuvadan al, çıktığımdan üzerine bir zincir. Bu şekilde kirpikleri dolduruyoruz. Bakın arkadaşlar 10 tane yapmamız yeterli. Bombililiği oluşturmak 10 taneye iyi yani. 2 zincir. Aynı şekilde kapattım. Şimdi sıradaki yuvama da bir tane bakın hiç zincir çekmeden böyle sahte sık iğne ile geçtim. Üzerine bir zincir bu şekilde kapattım. Evet tüm yuvaları bu şekilde 9'ar zincir çekerek kirpikler hazırladım. Sonuncuya kadar geldim. Bakın, bu şekilde
2 tane zinciri çekip 9'uncuyu da buraya bu şekilde bağlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Koparmadan önce muhakkak arkadaşlar buradaki siyah yuvaya da bir tane sık iğne yapın. O şekil kopar. Şöyle bir zincirimi çekip dibine sıkı sıkı ipimi koparıyorum. Bakın bu şekilde. Çok zarif, çok güzel. Hiç de iğne yasından bir farkı yok. Şunu hemen yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok hoş ve çok zarif oldu. Ben çok beğendim. Siyaha da çok yakıştırdım arkadaşlar. İnanın burada görünen güzellik inşallah kameraya yansıyordur bu şekilde. Dediğim gibi bunu siyah tülbentin üzerine maviler, pembeler böyle güzel renklerle donattığınız zaman çok hoş bir model olacak. Modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.